parlar beni der gözün üstte. Kordon boyu seyrine düştü, titret efem vur dizin üstte. Boncuk gibi alnına düştü, parlar tenin her gözün üstte. Hey 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 hey. Efem efem Çakır efem, Kılıcı Çakır efem. Seni gören kızlarda mecal mi kalır efem? Seni gören kızlarda mecal mi kalır efem? Kordon sana yar sana düştü, mızrabını vur sazın üstte. Ayşe senin gönlüne düştü, bekler durur bir sözün üstte. Kordon sana yar sana düştü, mızrabını vur sazın üstte. Ayşe senin gönlüne düştü, bekler durur bir sözün üstte. Hey 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 Çıkma yola, sevenler mutlu ola. Efem Ayşe'yi aldı, köyünde şenlik 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 İftar vakti. Hoş bulduk efendim. Yine evlerinize konuk olduk. Soğuk bir havada hafif belki tercih edilmeyebilir ama böyle hot chocolate dedikleri hani sıcak çikolata gibi. Bilmiyorum, bizim zamanımızda sobalarımız vardı. Etraf soğuktu. O sıcaklık ancak ve ancak sanat ile hissediliyordu. Ve siyah beyaz televizyonda. Pek de yabancı da değildim. 11 yaşında TRT'ye girmiştim çünkü. Ama yine de devasa stüdyolarda nasıl yapıldığını az çok bilsem de o soğuk havada, sobayla ısınmaya çalıştığımız havada ne zaman ki modern folk üçlüsü televizyona çıkardı. O üçlü var ya, o üçlü içime böyle sıcak çikolata gibi akardı. Nasıl bir dua etmişim bilmiyorum Avustralya'dan buraya gelirken ama gerçekten de ne kadar sevdiğim sanatçı varsa hepsi konuk oluyor. Yani çok teşekkürler Kanal 1 yönetimine. Modern folk üçlüsü tekrar beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bu beraberlik gerçekten bizim için çok güzel bir tekrar sürpriz oldu. Çünkü Bir Zamanlar CD'lerinde kimlerle çalışmışsınız, ne güzel eserler icra etmişsiniz, bir eser meydana getirmişsiniz ki herhalde çok zor olsa gerek. Bu ayrılık, bu birliktelik nasıl oldu? Doğan Bey, sizden dinleyelim. Valla biz 69'dan beri işlerimiz dolayısıyla hep böyle bir ayrı düşer gibi olduk. Selami'nin işi, Ahmet'in kendi işi, benim müzikle uğraşım. Sık sık böyle bir ayrı düşer olduk ama bu ayrılıklar esnasında da bir arada olduk. Örneğin Selami yurt dışındayken bizi çağırdı, gittik. Ahmet burada işini kurduğunda buradaydık. Dolayısıyla
Esasında hiç ayrılmadık. Bu son zamanlarda biraz da belki işte talepler olmaya başladı. Sizin gibi böyle eskileri yad edenler özlediler herhalde bizleri ki öyle. Sık sık bizi hep görmek istediklerini söylüyorlardı. Biz de biraz bilmiyorum bu iş durumları biraz yavaşladı herhalde. Yerine oturdu, o acelecilik bitti. Dolayısıyla tekrar bu işin zevkine varmayı düşündük. Farkındayım, evet, öyle bir büyük bir zevk ile bir aşk ile söylüyorsun. Bunlar eskimez yani, bunlar bir yenilik yok esasında, fakat aynı zevki aynı tadı söylerken alıyoruz tabii. Şimdi 80'li yıllarda efendim ben İstanbul Radyosu Çocuk Korosu'na giderken sizin dişçi olduğunuzu bir programda duymuştum. Evet. Dişçilerden biz korkardık ama sizin o güleç yüzünüz beni hiç rahatsız etmemişti. Çok da mutlu olmuştum. Ya babama söylemiştim, onun bir Kemal Bey vardı. Rahmetli oldu, o değerli bir dişçiydi. Evet. Ben dedim bu amcaya gideyim. Sanıyorum biz 80'lerde daha İstanbul'a göç etmemiştik. Evet. Onun için belki aramıza mesafeler girmiş olabilir. Biz Ankara'daydık. Tabii modern folk üçlüsünün çocuk deyince çocuklarla da ilgili çok... Evet. Yakınlığı oldu. Çünkü o dönemde dediğiniz gibi siyah beyaz televizyon döneminden gelen bir alışkanlıkla önce biz adımıza da uygun olarak hakikaten folk müziğini çok seslendirmeye çalıştık. Ama sonraki dönemlerde baktık ki o kadar büyük bir hazinenin üzerinde oturmaktayız ki burada eksik kalan çocuk şarkıları da yapılabilir. Dolayısıyla o dönemde ciddi olarak çocuk şarkılarına da eğilip bayağı uzun yıllar süren çocuk programları yaptık. Tabii oradan kalan alışkanlıkta pek çok çocuk şarkısını da çok seslendirme imkanını bulmuştuk. Ne mutlu bize. Peki Selami Bey, siz yurt dışında mıydınız? Neredeydiniz? İki dönem yurt dışına gittim geldim. Beşer sene. Bir defasında Londra'ya, bir defasında New York'a. Evet. Fakat Doğan'ın söylediği gibi biz o aralar gene kopmadık. Yani eskisi kadar sık olmamakla birlikte. Sizin meslek neydi? Özür dilerim. Ben Turizm Bakanlığı'nda görevliyim. Evet. Yani modern folk üçlüsüne başladığımızdan bu yana. Harika. O tarihlerde girmiştim. Bugüne kadar da orada devam ettim. İşte bu ayrılıklar olunca kimi zaman onlar oraya geldi, kimi zaman ben buraya geldim. Ve sürdürdük bu keyifli beraberliği, birlikteliği ve bugüne kadar getirdik. Harika, iyi ki yapmışsınız. Peki best of var mı Doğan Bey? Geliyor mu? Biliyorum, var mı öyle bir şeyimiz? Yani çok best of var ama deyince malzeme... Yani bir best of çok... olması lazım. Çünkü ben en azından kendi adıma mesela bu bir zamanlardaki bu, hani o serideki CD'de sizin parçalarınızı bazılarını iTunes'a atarken benim bilgisayarda bazılarını açıkçası çok fazla hani haz etmiyorum ama mesela sizin parçalarınız ne kadar değerli bilmiyorum ama her halükarda Sultaniyegah Sirto mesela Doğan Bey'in özel, sizin parçalarınız, Nilüfer'le yaptığınız bir parça var mesela. Var, evet, evet. Nükhet Duru'yla yaptığınız bir parça var. Onlar hep bilgisayarımda ve iPod'umda var. Efendim, tabii çok... Bir best of olsa en azından, mesela az önce icra ettiğiniz FM bir anda beni o... Evet. Yani ne kadar yaşlandım diye düşünüyorum. Yani dediğiniz doğru. Esasında çok seslendirdiğimiz parçaların o dönemlerde kaydedilmiş... o günün teknolojisine uygun kayıtları yerine bugünün daha çağdaş kayıt imkanlarıyla yine stüdyolara girip bir şeyler yapmış olmak lazım. Çünkü modern folk'un yaşamında çeşitli periyotlar var. Yani o bir best of'u fazlasıyla dolduracak kadar malzemeyi yani içeriyor. Ben zaten double CD gibi düşünmüştüm. Yani öyle. Aslında bu best of'lar benim pek rağbet ettiğim bir şey değil şu açıdan. Yani sanki üreticiliğimiz bitti de işte eskileri şey yapıyormuşuz gibi bana öyle geliyor. Yani ben yeni şeyler üretmeyi daha çok tercih ediyorum. Ama tabii ki insanların yıllar içerisinde dinleyip sizin dediğiniz gibi gerçekten hatırası var mesela parçada. Anıları var, evet. Anıları var. O anıları ben kestane için... hissettim mesela. Şimdi mesela, ne alakası var? Evet. Size belki bir şey ifade etmiyor ama öyle ben kestane yiyormuşum gibi geldi yani. Efendim işte o dönemleri... Onlar için yapılabilir yani. O dönemleri bizle beraber yaşayanlar sık sık dediğiniz gibi bu konuyu söylüyorlar. Çünkü biz zaman içerisinde sadece bu üç enstrümanla değil,
o enstrümana da ek enstrümanları koyarak, yani Türk müziğimizin çok önemli tınılarının da özellikle uluslararası platforma taşınmasında yarar olacağını düşündük. Evet. Tabii mesela bugün yine çok değerli bir müzisyen kardeşimizle beraberiz. Evet. Kanun'un o ses zenginliği yalnız biz Türkler için değil, batıdaki müzikseverler için de çok önemli bir tını olduğunu düşünüyorum. Ve modern folk'un bu bütünlüğüne de sanki yakışıyor gibi geliyor. Yani işin içinde olan birisi olarak dışarıdan nasıl geliyor bilmiyorum. Açıkçası siz varlığınızla bir kere kendinizi belli ettiniz ses itibariyle. Ben hani şöyle bir baktım, evet orada bir farklılık var ve güzel de bir farklılık. Bilmiyorum, benim kanaatimce, yani bilmiyorum değerli izleyicilerimize tahmin ediyorum paylaşacaklardır. Böyle bir Osmanlı edası var o kanunda, yanılıyor muyum? Ve icrası da oldukça zor herhalde. Sizi tanıyabilir miyiz? Itri İmanlı. Ben Deniz Kanun, asıl enstrümanım. İsim Itri mi? Itri, evet. Itri. Evet. Tabii siz gibi bu grubu çok ufak yaştan beri biliyor ve dikkatle seyrettim her zaman. Küçükken de dikkatle seyrettim. Nezih kaliteli bu grupla bugün ilk defa burada bir arada icra etme şansına nail oldum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Bendeniz'in Kadıköy'de bir müzik eğitim merkezi var. Batı Harika. Müziği, Türk müziği alanında eğitim veriyoruz. Onun dışında Doğu adlı bir albüm çalışmam oldu. Bu şekilde. Kadıköy Belediyesi'nde de çeşitli koroları çalıştırıyorum. Ve kendileriyle bulunmaktan çok keyif alıyorum. O zaman nezih ifadesini kullandınız ki o nezahet çok önemli. Ben tüm izleyicilerimize bu nezih modern folk üçlüsünden bir müzik ziyafeti daha sunalım isterim, ne dersiniz? Efendim, memnuniyetle. Sahneye alalım efendim. Ekranlarının başında bizleri izleyen değerli konuklarımız, ilk söylediğimiz parça Erol Sayan, çok değerli bir müzik insanı, bir abimiz, bu konunun gerçekten üstadları, onun bir eserini seslendirmiştik. Şimdi söyleyeceğimiz parça yine çok önemli bir şair Ahmet Paşa'nın sözleriyle, yine bir üstad düzeyinde ülkemizde anılan Münir Nurettin Selçuk'un bir eseri. Gül yüzünde göreli zülfü semen say gönül. Bizi hak etti heba yoluna sevdan ile.
vay gönül, vay gönül, vay bu gönül, vay gönül, ey vay gönül. Yar yeleleli dost, yeleleli yeleli yara, yeleli dost. Yar yeleleli dost, yeleleli yeleli yara, yeleli dost. Yar yeleleli dost, yeleleli yeleli yara, yeleli dost. Yar yeleleli dost, yeleleli yeleli yara, yeleli internetten bir şey aramamız gerektiği zaman iki tane anahtar sözcük yazıyoruz ve onunla alakalı iki anahtar sözcüğün ihtiva edildiği bir website veya birçok website geliyor karşımıza. Ramazan ve modern folk üçlüsü. Zihinlerinizde internetten çok daha fazla bilgi vardır. Evet, Ramazan ve modern folk üçlüsü dediğimiz zaman, bu iki konuyu aradığımız zaman ne çıkıyor karşınıza? Modern folkçüsü olarak tabii pek hatırlamıyorum ama Ramazan dendiği zaman birçok hatıralarımız var. O zaman yani çocukluğumuzdan kişisel olarak soruyorum. Yani evet. Kişisel olarak ben Ramazan'ı... Doğan Canku ne hissediyor evet. Ramazan deyince? Şimdi tabii ben Ramazanları, birçok Ramazan'ı evimde ailemle birlikte geçirdim. Dolayısıyla o ev ortamı müthiş bir şey. Yani o işte acıkırsınız, güzel sofralar hazırlanır. Güzel müzikler çalar, o müzikler her bir tanesi insanı ruhen yüceltecek müzikler. Onlar adeta böyle bir yemek öncesi giriş gibi, aperatif gibi ve o, yani o yemeğin sürdüğü süresi, konuşulan konular, yemek sonrası, gece yarısı sahura kalkmak büyük bir heyecandı. Oruç tutsak da tutmasak da kalkardık biz. Değil mi? Bunlar şu anda pek yok gibi. Çünkü buna ne işim ne başka zorluklar bunu engelliyor tabii. Ama zaman zaman evimizde yine o şeyi yaşatmaya çalışıyoruz. Benim en çok Ramazan'da sevdiğim aileyle birlikte olduğumuz iftar, sahur vakitleri. Harika. Peki Ramazan... Ve siz efendim, ne dersiniz? Tabii Ramazan Müslümanlar için çok önemli bir ay. Ancak olayın sadece şekilsel değil, altında yatmakta olan felsefi anlamının da bence önemini bu tarz oruç Harika. Tutan kişilerin kavramasında yarar var. Kesinlikle. Eminim bu işi özden yapanlar vardır. Şekilsel kimliğinden yine yapmaya gayret edenler vardır. Dinlerin hepsinin altında yatmakta olan felsefi anlayışta, ezoterik yönünde, tabii bedenin terbiye edilmesi ve özsel kimliğinizi tekamül ettirmek üzere arş katından, tanrı katından insanlığa gönderilmiş olan rehber ve şifrelerdir diye bunlara bakıyorum. Bunu Ramazan'la simgeleştirebilirsiniz. İslam'ın gerçek değerlerinin altına baktığınızda bunu değerlendirebilirsiniz. Bugün bedenin namazla olan yakınlığı açısından belli yaş seviyesine, bizler yaş seviyesine gelen, hele ben gibi belli meslekte belli hareketi yapan insanların çeşitli fiziksel zorlukları gündeme geliyor. Halbuki çok basit, çocukluktan itibaren esasında namazın insana vermiş olduğu beden terbiyesi, bugün başınızda, boynunuzdaki çeşitli ağrılar olduğunda fizik tedavi mütehassısına gittiğinizde size vermiş olduğu hareketlerle çok büyük yakınlığı var. Evet. Dolayısıyla Yüce Alem insanların kendilerine tanınan
ömür süresinde bedenlerini de en iyi şekilde tutmaları için bu nitelikteki rehber ve dinin gereklerini telkin etmiş olmasının çok mantıksal olduğunu düşünüyorum. Bununla harika. Birlikte bir de özünüzü inanarak böyle bir işe paralel hale getirirseniz sanıyorum Tanrı'nın istediği de gerçek insan ve Kur'an'da yazan İslam, yani en tekamül etmiş olan insanın kimliğidir oradaki İslam tarifi. Mükemmel. Bununla büyük paralelliği vardır diye düşünüyorum. Selam Bey, size döneceğim. Yalnız konu geldi. Hemen Doğan Bey'e dönmek istiyorum. Siz bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam lütfen düzeltin ve özür dilerim, konsantrasyon üzerine yoğunlaştınız. Ve Ahmet Bey'in de söylediği gibi kendisi tabii tıpla alakalı olduğundan dolayı kesinlikle biliyordur. Fizyoloji, psikolojiyi de etkiliyor. Fizyoloji, psikolojiyi etkilediğinden dolayı işin şekilsel boyutu zahiren olsa da ruhunuzu da etkiliyor. Ve böyle bir konsantrasyon ve oruç arasındaki bağlantıyı izah etmenizi istesem çok şey istemiş olma beraber. Lütfen. Şimdi bilginiz tabii, var çünkü bu sadece müzisyenlik değil. Bu konuda bilginiz var. Oradan almak isterim. Üstadım Mevlana Hazretleri buyurur ki söz karşı tarafın, muhatabın anlayışına göre, isteğine göre gelir. Ondan dolayı bende istek var. Şimdi sizden bekliyorum. Sizde çünkü o ilim var. Ahmet'in söylediği bir tarafı tabii ki doğru. Evet. Ahmet diğer konularda da o bilgiye vakıf. Evet. Tabii ki esasında zihnin aydınlanması sadece tefekkür, sadece düşünmek, sadece konsantre olmakla yetmiyor. Tabii ki bedenin buna iştirak etmesi gerekiyor. Zihin ve beden ancak bir bütünlük oluşturabildiğinde, ikisinin mükemmel haline eriştiğinde ancak aydınlanmaya kapı açılabiliyor. Bu yüzden hareketler, namazdaki hareketler esasında uzak doğuda bunlar biliyorsunuz yoga asanalarında var. Evet. Hatta çok benzerlik vardır. Namaz selam demektir. Nedir namaz? Tanrı'ya secde etmek. Tanrı'ya evet. Değil mi? Bir saygı duruşudur. Evet. Mesela Surya Namaskar diye bir şey vardır yogada. Surya Namaskar. Surya güneş demek. Namaskar da selam durmak ya da saygı Allah duruşunda Allah. Bulunmak. Güneş yani, de İslam tasavvufunda Allah'ı simgelemek evet, için kullanılan evet. Bir yani semboldür. Yani esasında bilgi bir sembol olur. Bilgi aynı kaynaktan geliyor. Dolayısıyla kesinlikle. Yani namazın hareketleri dahi o uzak doğudaki şeylerle çok benziyor ki onların çok eskilere dayanıyor. Yani 20-30 bin yıl değil önceki mi? Şeylere dayanıyor. Burada vücudun hareketlerle, nefes alışverişleriyle, doğru nefes alışverişlerle vücutta gözde görülemeyen bazı enerji kanallarını harekete geçirmek, açmak, onları hale getirmek, işler hale getirmek. Evet. Bunlar zihinle çok bağlantılı. Beyindeki nöronlarla çok bağlantılı. Dolayısıyla bu tür teknikleri uygulayarak ki bizde de var. Nefes tekniklerimiz vardır. Tabii ki. Tabii ki. Tasavvufta birçok şey. Cerrahi dergahında falan görülür. Evet. Zikir dediğimiz şey aynı şekilde. Yani yapılan şey farklı bir şey değil. Kesinlikle. Belki terminolojisi farklı. Dolayısıyla kısacası şudur. Zihin ve beden bütünlüğünü oluşturmak gerekiyor. Bu sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihne, sağlıklı bir zihin bedene olanaklar tanıyor. Ben yeri gelmişken şöyle bir şey söylemek lütfen. İstiyorum. Size Ahmet'in çok güzel söylediği bir şey var. Yani Ramazan'ın tabii içinde Ramazan ya da işte oruç tutmak. Oruç tutmak gerçekten sadece bir şey yememek değil. Ben evet. Görüyorum İstanbul'da sahur iftar vakti yaklaştı mı trafikte büyük bir savaş başlıyor. Ve insanlar birbirlerine selektörler yapıyorlar, bağırıyorlar, o pencerenin altına arabanın içinde küfürler mi ediyorlar, ne yapıyorlar? Nedir? Bütün mesele o şeyde iftara yetişmek. İftarın o tamam, güzel, ye, acıkmışsın, o da ama oruç tutmak sadece bunu kısıtlamak değil ki. Oruçta gözünüze, kulağınıza, beş duyunuzu, bedeninize, her şeyinizi ıslah edeceksiniz. Nefsin bir şeyi, terbiyesi. Dolayısıyla
Siz sabahtan akşama kadar aç kalmanız da bir şey değil. Bir de şikayet etmeyeceksiniz. Yani aç kalmaktan dolayı yakınmayacaksınız. Çünkü sizin seçiminiz o. Ve onu bir kesinlikle şey için yapıyorsunuz onu. Hem kendiniz için, hem içinizdeki Tanrı için, hem evet, Yaradan için. O dolayısıyla insanlar birazcık bu konuda gerçekten daha bilinçli olmaları gerekiyor. Bencilliği kesip atmak lazım değil mi? Kesinlikle. Yani o işin içerisinde, yani bencillik buraya da girerse, yani iftarın içerisinde, orucun içerisinde girerse yani, o zaman orucun hiçbir anlamı yok. Değil mi? Evet. Yani 1000 kere kesinlikle tövbe ettin ama aynı şeyi yapıyorsun. Aynı şeyi yapıyorsun. Evet. Harika. Selam Bey, kusura bakmayın ama tam yeri geldi diye. Şimdi siz 5 sene İngiltere, 5 sene Amerika'da kaldınız. Ramazan ve Selami Bey deyince, ne var? Evet, deyince tabii, neler gelir? Tabii hem Ahmet'in hem Doğan'ın söylediklerine bütünüyle katılıyorum. Bu sadece yemekten içmekten kendini evet, kısıtlamak değil, daha büyük ölçüde nefsini terbiye etmek diye algılanması lazım. Siz başta bir de modern folk üçlüsü ve Ramazan diye evet, sormuştunuz. Ben evet, isterseniz ona da bir ufak paragrafla cevap vereyim. Ne kadar güzel olur. Tamamlayacak o. Biz baktığımıza geldi. Hayır, ben şöyle bir şey geldi aklıma. Bizim özellikle klasik Türk müziği repertuarında yer alan parçalarımızı, az önce icra ettiğimiz evet, parça gibi, ben bunu Ramazan'ın bu terbiye edici ve dinlendirici atmosferine insanı nasıl götürdüğünü hissedebiliyorum. Özellikle klasik Türk müziği parçaları ki bunların çoğu biliyorsunuz çok eski zamanlardan geliyor. Kimisi saray evet, müziği, kimisi dini içerikli kökenli evet, müzikler. Bunlarla yani modern folk'su arasında bir paralellik kurabiliyorum o müzikler açısından, evet, klasik Türk müziği açısından. Dolayısıyla ben onu söylerken, icra ederken de o havayı hissedebiliyorum. Harika. Yani böyle bir paralellik belki kurulabilir modern folk'suyla. Yaptığınız işlerde bir tema seçiyor musunuz? Mesela böyle bir albüm çalışmanız, ben özür dilerim. Evet. Mesela bir tema evet, yani ile şöyle, bir sahneye çıktığınız zaman, yani bugün mesela şu temayı işleyelim ama hani seyircinin bunu kendisi çözümlesin, özümlesin, kendisi çıkarsın. Ha bak bugün şu bahsi işlediler falan şöyle gibi. Şöyle bir mesaj verdiler ha, gibi. Gibi. Şimdi öyle böyle tabii bir şey hissettim program ben, bazında değil de tabii gerçekleştirilen projeler bazında hmm, tabii temalar var. Var değil mi? Az önce arkadaşlarımız söyledi. Mesela ilk başladığımız zaman bu işe bu Türk halk müziğinin araştırılması, köklerine inilmesi, ortaya çıkarılan eserlerin çok sesli icra edilmesi idi. O kapandı ve Türk çocuk şarkılarına geçtik. Şimdi elimizde bizim güzel, çok geniş bir Türk çocuk şarkıları koleksiyonu var. Ve az önce söylemeyi de unuttular. Bu neredeyse plak olacak. Bir plak olarak çıkarmayı da düşünüyoruz yeniden. Aslında CD, bunu yapmamız ağzım lazım. Ağzım alışmış hep CD olarak. Fark etmez efendim, plak da yeniden evet, yani o, evet, böyle temasal bir bölünme var. Ondan sonra da klasik Türk müziğine geçtik. Hmm. Klasik Türk müziği eserlerini inceledik. Daha sonra belki siz onu duymadınız ama pop adı altında Türkiye'nin pop müziği değerlerini bile böyle analiz ederek bir albüm haline getirdiğimiz bir çalışmamız bile var. Harika. Evet, yani şimdi bunu bile belki gündeme tekrar getirebiliriz. Vallahi gelmesini ben açıkçası isterim. Şimdi bizim evet, konserlerimizde biz bütün bu temaları işliyoruz esasında. Hı hı. Yani repertuarımızda hem çocuk, hem halk müziği, hem klasik Türk müziği, hem yabancı, yani Meksika, işte ne bileyim Amerika. Az önce bir fado geldi sanki kulağıma böyle Portekizce. O mikrofon şeylerinde genellikle o tarafımızı tanımıyorum. Arada flamenco çalar. Yani bu repertuar içerisinde, konser içerisinde bütün bu şeyler var ve bunlarla ilgili mesajlar zaten geliyor. Yani bir çocuk şarkısı evet, söyleyeceğimiz zaman onun öncesinde çocuklar için ya da büyükler için çocuklarla ilgili önemli bir bilgi teşkil edecek bir şey söylenebiliyor. İşte Türk müziğinde bir şey olduğu zaman mesela işte konserlerimizde bizim çok sesli olarak icra edilmişimizin evet, ardında yatan en büyük gerçek Atatürk'ün düşünceleri. Mesela o değil mi, sürekli olarak konserlerde dile getirilen bir şey. Bu çok büyük bir vizyon ama. Yani hep aynı şeyi tekrar eden bir millet değil. Farklı şeyler de söylensin tabii, fakat bir armoni tabii, oluşsun. Tabii. Efendim, ne kadar güzel bir vizyon, ne kadar yüksek bir vizyon. Tabii aradan 36-37 yıl geçip de
modern folk'ün giderek daha olgunluk dönemlerine geldiğinde bende şöyle bir birleşimin de ifadesi haline dönüşür oldu. Arkadaşlarım da herhalde bana katılacaklardır. Esasında tanrısal tebligatlarda Tanrı'nın insanları kategorize edip farklı dinler nedeniyle birbirlerine düşman olması gibi ne bir arzusu olabilir, ne de bu amaçla zaten kutsal kitaplar gönderilmiş. Kesinlikle değil. Bizim insan olarak farklı algılamalarımız sonucunda bu ayrıcalıklar gündeme gelmiştir. O nedenle bu nitelikteki vokal müziği, armonik müzik farklı görüş, çünkü her birimiz farklı fizyonomilerde, farklı görüşlerde ve farklı insani davranışlardaki kişileriz. Her insanın olduğu gibi. Ama bu insanlar nasıl bir araya gelip aynı müzik parçasını armonik açıdan bir disiplin içerisinde söyleyebiliyorlar ise, sanıyorum çok yakın bir geleceğin insanı da farklı inançlarda olmuş olmasına rağmen başını aynı tarafa çevirip Tanrı'nın tekliği, onun şemsiyesi altında beraber sevgiyle, birbirlerine hoşgörüyle sarılmak mecburiyetindeler. Yani evreni yaratan o muhteşem mimarın da muhtemelen insanlardan beklediği budur diye düşünüyorum. Bu beraberliğe bakacak. Bunu yapmadığı takdirde insanlığı kaybediyoruz, yaşamakta olduğumuz dünyayı kaybediyoruz. Silahlarla birbirimizi öldürerekten sadece öldürmek istediğimiz kişiye değil, kendimizin de yarınlarını tehlikeye atıyoruz. İnsanlar birleşmek zorundadır diye düşünüyorum. Yani bir var kişiyi, esasında bu dünyada Ahmet'in bu arzu ettiği diyor ya, hani işte insanlar bu ahenk var esasında. Bu armoni. Var, bizim çıkarmamız esas, lazım. Yok, hayır ya, yani yaşanır halde de var. Bir yani bir istisnai belki ama bir büyük bir kitle böyle düşünüyor zaten. Zaten onlar olmasa. Yani bugün dünyanın hala dönüyor olması onların yüzüstü hürmetine. Evet, bravo. O tür düşünenlerin, onların frekansları, onların... Onların sayısı çoğalsın o zaman, öyle diyelim. Onların sayısının çoğalması gerekiyor. Evet. Çünkü savaşlara pek yeterli değil galiba. Evet. Öyle değil mi? Koro haline gelmesi gerekiyor. Türkiye ve İstanbul, bence bu birleşim projesinin yarınlardaki merkezi de olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bakınız... Yapı olarak bu kadar öyle değil mi? Farklı din ve inançta olan insanlar asırlardır burada. Hiç kimsenin dışarıdan kesinlikle bir takım müdahaleler ve dışarıdan birileri bizim adımıza, bizlerin birbirleriyle olan bu dayanışması ve tesanütüne engel olacak kararlar, yasalar, kanunlar çıkartıyorlar. Evet. İnsanlığı bir araya getirmesi gereken insanlar, insanların ayrışması için yeniden acaba neler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Evet. Bu çok acı verici bir şey. Yani Ramazan'ın bütünlüğü içerisinde, işte bu armoninin bütünlüğü içerisinde benim kardeşlerimin de herhalde arzuları, tüm insanlığın arzusunun, insanlığın bir beraber olup bu ülkü mabedini el ele tutuşarak götürmeleridir diye düşünüyorum. Efendim, ne kadar güzel söylediniz. Ben size tüm arkadaşlarım ve tüm izleyicilerimiz, sohbet iştirakçılarımız adına çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hem sözlerinizin içeriği hem yaptığınız haldeki o bütünlük ve eskilerin ifadesiyle tevhid, birlik ve güzel bir şey sunma ne kadar güzel. Ondan dolayı hadi son sözü yine siz müziğinizle söyleyin istiyorum efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Güzel Ramazan gecesinde hareketli bir parçayla sizlere veda edelim. Klasik Türk müziğinden yine derlenmiş bir potpurimiz var. Önce Kız Sen Geldin Çerkeş'ten ile başlıyoruz. Daha sonra Gel Gidelim Çamlıca'ya ve arkasından Erdi Bahar Sardı Yine Neşe Cihanı'yla bu geceyi noktalayalım efendim. Güzel
geldin içeride. Pek güzelsin her gezen, farkın yoktur billahi ile kısa saçlı çergezeden. Farkın yoktur billahi ile kısa saçlı çergezeden. Annen baban işte bunu bilmezler, annen baban işte bunu bilmezler. Kız seni beylere vermezler, kız seni beylere vermezler. Kız seni beylere vermezler, kız seni beylere vermezler. Çamlıca'ya bu gece gel gidelim, Çamlıca'ya bu gece. Gün doğmadan acanım sevişelim gizlice. Efkanını dinleyelim yan yana. Bülbüllerin efkanını dinleyelim yan yana. Kumru gibi acanım sevişelim can cana. Kumru gibi acanım sevişelim can cana. Erdi bahar sardı yine neşe cihanı. Acanım erdi bahar sardı yine neşe cihanı. Eğlenelim raks edelim lale zamanı. Eğlenelim raks edelim lale zamanı. Açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı. Acanım açtı bu dem naz ile gül gonca dehanı. Dinleyelim bülbül gel lale zamanı. Dinleyelim bülbül gel lale zamanı. Faslı bahar seyrine çık sen bize gel de. Acanım faslı bahar seyrine çık sen bize gel de. Gönlümüzü şad edelim bezmi emelle. Gönlümüzü şad edelim bezmi emelle. Balda bahar sine de yar badeler elde. Acanım balda bahar sine de yar badeler elde. Ney içelim raks edelim lale zamanı. 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 Ney içelim raks edelim lale zamanı.